Bu kadarını kimse beklemiyordu. Siyasal açıdan son bir ayda iki mühim milat yaşandı. İlki 6 Şubat depremleri, ikincisi 3 Mart Meral Akşener'in altılı masadan kalkması. Her iki olayın ardından önceki tüm analizler çöp oldu. Akşener'in masadan kalkma biçimi son derece sorunluydu. Eminim şu an buna kendi de pişmandır. Kasedi başa sarma imkanı olsa öyle yapmaz o metni okumazdı. Ne çare hayat şimdiye kadar kimseye böyle bir imkan vermedi. Akşener her neye itiraz ediyorsa bunu masada dile getirebilir, mola alınabilir, orta yol aranabilirdi. Ben kalkıp gideyim mi demesine gerek yoktu. Ortak adayda uzlaşma olmazsa çoklu aday konuşulabilirdi. Rest çekecekse bunu masada yapabilirdi. Bu durumda kriz masanın problemi olurdu. Hiçbirini yapmadı ya da yapmayı düşünmedi. Bilakis sakinleşmiş gibi yaparak ortak cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak anlayışa ulaştık metnini imzaladı. Sonra uzun gecenin ardından ne varsa kırıp döktü adeta gemileri yaktı. Üstüne CHP'li iki başkana adaylık çağrısı yaparak büyük bir siyasi nezaketsizliğe imza attı. İleride en büyük siyasi pişmanlığım diyecek lakin macun tüpten çıktı bir kere. Masayı öfkeyle devirdiği gibi görüldü ki sonrasında ne yapacağını da bilmiyor. Mansur Yavaş'tan olur alındığı kulağına fısıldanmış. Bunu teyit etmeden çağrı yaptı. Düşünebiliyor musunuz? O arada Yavaş'ın suskunluğuna dikkat çeken oldu. Acaba gel git yaşıyor mu diye. Fakat sonradan anlaşıldı ki her iki başkan da kırıp dökmeden orta yol aramışlar. Krizde Kılıçdaroğlu'nun hiçbir payı yoktu. Elbette vardı. Kendi adaylığında ısrar etti, bunu seçimin ilanına kadar erteledi, Akşener ve partisini ikna edemediğini gördüğü halde geri adım atmadı. Adayımızı yıpranmasın diye sona saklıyoruz. Mazeretinin neye mal olduğunu gördünüz mü? Tabii bu siyasi zelzele bir hışımla masadan kalkan Akşener'in üzerine kaldı. Fakat şu oldu, eski güveni kaybetti. Son tahlilde Türkiye muhalefetini küçümsemeyin. Benzetmek gibi olmasın seçimin kaybedilmesiyle nasıl bir psikolojik çöküntü yaşanacaksa bunu seçimden önce yaşadı ve Akşener'i tekrar masaya oturttu. İyi tarafı da bu oldu. Seçimden sonra ata alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor çünkü. Şimdi Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında muhtemelen iki roundlı bir ölüm kalım savaşı yaşanacak. Geçtiğimiz yıl bu konuda en az iki analiz yayımladım. Seçimi ilk turda bitirmek zorundasınız. Seçime iki aydan az bir süre kala ilk turda alamayacağını gören Erdoğan tüm gücüyle seçim ikinci tura kalsın diye bastırıyor. Farklı muhalif adaylar çıkaracak, ilk turda kazanamasınlar diye muhalefetin oyunu parçalayacak, hedef küçültecek. Herkes bunun farkında. Buna rağmen ortak adayın etrafında kenetlenme olmayacaksa bunu siyasi akıl müstesna her şeyle tevil edebilirsiniz.